tarafından. Evet, çok özür diliyorum tekrardan. 12 dakika geç başlıyoruz ki bu pek olmaz. Ahmet, sen çok sık kapıya bakman lazım. Demek ki çok fazla beklettin gerçekten. Tamam. Evet, hemen ben ekran paylaşaraktan. Evet. Zoom'daşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kayıt altındayız. Epeydir kayıt altındayız. Ve biz bunu bugün oturumumuz 165. bu. Doktor Serdar Savaş'ı bize tıp 3'ü anlatacak. Tıp 3'ün temel, bana göre temel özeti, 3 kelimeyle özet, 3-4 kelimeyle tedaviye hastalıktan önce başlamak. Bence bu daha ama kaptırıp gitmeyeyim kendimi. Neyse, bu video kaydı yapıyorum. Bu video kaydını Zoom'a ortamında paylaşıyoruz. Buradan görenler linklerini başkalarına aktarıyorlar. Sonra kendi zoomalike.org sitemizde de bunu izlemek mümkün. Ve biz sizden bunu size duyuruyoruz ve sizden izin istiyoruz. Bunu ve onayınızı istiyoruz. Bu videoyu çekmek, kayda yapmak ve paylaşmak için. Eğer istemiyorsanız isminizi değiştirebilirsiniz. Başka bir isim altında çıkabilir ama bugüne bak, 4. senemiz, kimse bunları yapmadı deyip bu ekran paylaşımından çıkıyorum. Evet, şimdi ben kısaca tekrar bir hoş geldinize devam edeceğim. Pardon, bu değil. Evet, şimdi önümüzdeki hafta politikanın cinsiyeti oturumu var. Burada bir siyaset bilimcisi hocamız konuşacak. Siyasal Bilgiler Fakültesinden. Bir de bir aktivist ve kendini aktivist ve feminist olarak tanımlayan bir Gülseren var. Kadın konuşmacımız o da. Onları dinleyeceğiz. Ondan sonraki haftalar ve uzun uzun anlatmayayım size. Zaten yeterince vakit kaybettik. Ve ben şimdi mikrofonu doğrudan Çağatay'a devrediyorum. Bugün konuşmacımıza doktor, moderatörümüze doktor, yorumcumuz da doktor. Evet. o neredesin? Ona sana bakıyordum neredesin diye. Evet. Ve sunucumuzla, pardon, yorumcumuzla, moderatörümüzle meslektaş aynı zamanda. Evet. Çağatay, mikrofon sende. Teşekkür ediyorum Cem abi. Herkese iyi akşamlar. Ben hemen bugün tıp 3.0 oturumunu verecek, konuşmasını yapacak olan Sayın Doktor Serdar Savaş'ın kısa özgeçmişini iletiyorum. Doktor Serdar Savaş, sağlık politikaları, halk sağlığı, toplum sağlığı, genom bilim alanlarında ulusal ve uluslararası alanda üst düzey görevlerde bulunmuş, araştırmalar yapmış bir hekim ve bilim insanıdır. Geliştirmiş olduğu 7K tıbbi modeli, birinci basamak sağlık hizmetlerinin fonksiyonları açısından yeni bir bakış açısı getirmekte, 21. yüzyılın sağlık stratejisi olarak tanımlanmaktadır. Eğitimi yurt içinde ve dışında tıp, hukuk, sağlık ekonomisi ve epidemiyoloji alanlarını kapsar. Doktor Savaş mesleğinin yanında insani gelişim, cinsiyet eşitliği, ülke kalkınması, uluslararası işbirliği, eğitim, ekonomi, adalet, bilim, sanat, teoloji, insan hakları, çevre, ekoloji, hayvan hakları başta olmak üzere birçok toplumsal konuda faaliyet sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında aktif faaliyet sürdüren Doktor Savaş, Kabataş Eğitim Vakfı, Nütrigenetik ve Kişiye Özel Tıp Derneği, Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği, Tüm Fütüristler Derneği, Yanındayız Derneği'nde kuruculuk, başkanlık, yönetim kurulu üyeliği ve üyelik görevlerinde bulunmuştur. Ben sözü Sayın Doktor Serdar Savaş'a iletiyorum. Buyurun efendim.
Çok teşekkür ederim. Bu gecikmeye de yol açtığım için hepinizden özür diliyorum. Cem abi de bana vallahi torpil yaptı. Başkası olsa şimdiye kadar parçalamıştı. Burada Ben yoktun zaten. Burada yoktum. Ben konuşurdum. Yani ben konuşuyor olacaktım. sevgili Ahmet kardeşim bana sunumumu paylaşmakta yardımcı olacak. Ahmetciğim geçelim dedikçe sen geç. İlk slaytla başlayalım. Bu çalışmaları ben Gentest Enstitüsü Toplum Sağlığı Genom Bilim ve Kişiye Özel Koruyucu Tıp Kurumu başlığı altında yıllardır sürdürüyorum. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar herhalde full ekrana geçmen lazım Ahmet, yoksa adım adım ilerleyemeyecek şey. Şu aşağıda bir bardak işareti var ya. Daha aşağıda, en aşağıda. Şimdi bakın, OECD ülkeleri yani daha ekonomik olarak kalkınmış, biraz daha diğer ülkelere göre endüstrileşmesinde mesafe kat etmiş ülkelerde, Türkiye'de dahil, epidemiolojik ve demografik bir geçiş, bir transizyon yaşadık. Bundan 200-250 sene önce İnsanlar fertilite dediğimiz doğurganlık, mortalite dediğimiz ölüm. Çokça doğuruyorlardı, 10-15 çocuk yapıyorlardı. Çokça da ölüyorlardı. Bir sıtma salgını geliyordu, çiçek salgını geliyordu, veba geliyordu. Yani ölüm ve doğum hızları yüksekti ama birbirine yakındı. Sonra biz ikinci evreye geçtik. Devam. İkinci evrede geçebilirsin Ahmetciğim. İkinci evrede bakın, fertilite yine yüksek, doğurganlık yine yüksek devam ederken, mortalite yani ölüm hızlarında aşılardan, antibiyotiklerden, temiz sudan yani bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kat edilen mesafeden dolayı önemli miktarda azalma meydana geldi. Bu da bu ülkelerde nüfusun artmasına yol açtı. Üçüncü evreye girdiğimizde doğurganlık da bakın azalıyor, ölüm hızları da azalıyor. Dördüncü evreye geçtik. Dördüncü evrede, ki bu 1990'ların ikinci yarısıdır, benim de bu slaytı hazırladığım yıllardır. Fertilite bakın mortalitenin, ölüm hızının da altına düştü ve biz şu anda beşinci evreye geçtik. Beşinci evrede doğurganlık ölüm hızının da altında. Şu andaki dünyadaki durum bu. Epidemiyoloji dediğimiz bilim, insanların hastalanmaları ve ölümlerin arkasındaki nedenleri araştıran bilim dalı. Demografi de nüfus bilimi. İşte bu yüksek doğurganlıktan ve yüksek ölüm hızından düşük doğurganlığa ve düşük ölüm hızına, ama doğurganlığın ölüm hızının da altında olması beşinci evreye bizi getirdi. Peki bu beşinci evrenin sonuçları nedir? Bir ona bakalım. Devam. Şimdi toplum yaşlanıyor. Bu yavaş doğum ve yüksek ölüm, ömrün uzaması, toplumda yeni gelen nesillerin, gençlerin azalmasından dolayı toplum yaşlanıyor. Devam. Bu yaşlanan toplumun bir sonucu, çalışan nüfus oransal olarak azaldığı için sigorta gelirleri, sağlık sigortası, şu sigortası filan, sigorta gelirlerinde bir azalma meydana geliyor. Devam. Ve de kronik kompleks hastalıklar dediğimiz kalp krizleri, kanserler, diyabet, felçler, inmeler, kemik erimesi, Alzheimer hastalığı gibi dejeneratif hastalıklar, kronik hastalıklar çok artıyor. Devam. Ve bu da artan medikal harcamalara yol açıyor. Bakın sol tarafta azalan sigorta gelirleri, sağ tarafta artan medikal harcamalar. Devam edelim. Şimdi bu durum toplumda bir, yüksek burden of disease yani hastalık yükü. Hastalık yükünde hastalık artıyor, ölüm ve aynı zamanda ekonomik yük artıyor.
İkincisi düşük koaliyiz. Quality adjusted life years. Yani insan ömrünün kaliteli geçen kısmı azalıyor. Çünkü yaşlanmakla birlikte hastalıklar başlıyor ama ömür de uzun sürdüğü için yaşam kalitesi düşüyor ve burada da sağlık hizmetlerinin finansmanında bir kriz ortaya çıkıyor. Ve bunun da temel sebebi kronik kompleks hastalıklar dediğimiz, işte burada ekranda gördüğünüz kalp krizi, kanser, diyabet, inme, kemik erimesi, Alzheimer ve dejeneratif hastalıklar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, dünyada askeri harcamalar 1.8, devam edelim, 1.8 trilyon dolar. Yani bunun içinde NATO, efendime söyleyeyim işte Sovyet, Rusya, Çin hepsi dahil buna. İlaç harcamaları ise 1.1 trilyon dolar civarında. Ama ilaç dahil bütün hastalık harcamaları 7.9 trilyon dolar. Yani bizim o of amma muazzam askeri harcama yapılıyor dediğimizin neredeyse 4 katı kadar hastalık harcaması var. Bunlar bunun hangi yıl itibariyle? Bu şu anda paylaştığım 2018. Şu anda askeri harcamalar 2 trilyon oldu. İlaç 1.3 trilyon. Hastalık harcamaları da 10 trilyon. Ama bunlar kesin yayınlanmış rakamlar olduğu için burada paylaştım. Öbürleri şu biraz önce bahsettiklerim benim şeyim, benim hesaplarım. Ama bu bilinen yani dünya literatüründeki rakamlar. Ve burada koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılan ise arkadaşlar 200 milyar dolar. Şimdi burada bir çarpıklık olduğu hemen göze çarpıyor. Sizler de bunu görüyorsunuz. O nedenle ben şunu söylüyorum. Diyorum ki dünyada şu anda Türkiye'de de Amerika'da da sağlık bakanlıkları yok. Hastalık bakanlıkları var. Ve bu ülkelerde sağlık sigortaları yok, hastalık sigortaları var. Yani bütün sistem hastalık üzerine kurulmuş bir sistem. Peki bunun farkında değil miyiz? Tabii ki farkındayız. Bu benim bildiğimi hükümetler bilmiyor mu? Tabii biliyorlar. Fakat sistem hastalık üzerinden elde edilen bu muazzam ekonomiden dolayı böyle devam ediyor. Hiçbir meslektaşımı katiyen suçlamam ama tıp eğitiminde hastalıklardan korunmaya yönelik hiçbir şey öğretilmez. Aşılar öğretilir bulaşıcı hastalıklardan. Mesela tıp fakültelerinde beslenme diye bir ders yoktur. Efendim tıp fakültelerinde insanların hastalıklardan korunması için nasıl bir egzersiz yapmaları gerektiği ile ilgili bir ders yoktur. Oysa ki bunlar oldukça derin bilimlerdir. Bunu ekonomik nedenlerle ilaç, efendime söyleyeyim hastane inşaatları vesaire vesaire. Bakın yarın Türkiye'deki hastalıkları önlesek bütün adı sağlık sektörü olan hastalık sektörü, doktor, eczacı, hastane, efendim MR makinesi satan, röntgen makinesi satan, hastane inşaat yapan herkes iflas eder. O nedenle bütün dünyada bu iş hastalık üzerinden yürümektedir. Ve ben bunu çok hakikaten erken yaşlarda fark edip Dünya Sağlık Teşkilatı'nda da bunun mücadelesini yapmış bir arkadaşınızım. Ama bunun mücadelesini yaparken buna karşı bir alternatif yaklaşım geliştirmek lazım da işte son 30 yıldır da onu kendime meslek edindim. Devam edelim Ahmetciğim. Devam edelim Ahmet. Evet. Şimdi bakın. Hastalık eşiği diye bir kavram var. Biz burada gördüğünüz yukarıdaki çizgiye, dur basma, geri alalım onu. Bu eşiğe ulaştığımızda hastalanıyoruz. Bu birinci grup hastalıklar, kalıtsal hastalıklar, genetik sebeplere bağlı. Çocuk anasının rahmine düştüğünde hasta. Ve bunlar nadir görülen hastalıklar. İşte fenilketonüri, efendime söyleyeyim kistik fibroz, hemofili hastalığı gibi çocuğun doğuştan hasta olduğu sistemler. Devam. İkincisinde ise bizi hasta eden faktör dışarıdan geliyor.
Yani dışarıdan işte bir virüs alıyoruz, efendime söyleyeyim, COVID oluyoruz, AIDS oluyoruz, tüberküloz oluyoruz veya bir travmaya maruz kalarak sağlığımızı kaybediyoruz. Bunlar da dış çevre kaynaklı. Ama 21. yüzyılın hastalıklarında ise bir defa basalım. Bakın, genetik bir özellik var ama bu genetik özellik hastalık eşiğine ulaşmamış. Birey son derece sağlıklı. Ama eğer birey bu genetik yatkınlığına uymayan bir yaşam tarzı basalım, yaşam tarzı sürdürür ve çevresel koşullara maruz kalırsa, bir daha basalım, kompleks hastalıklar işte bu şekilde oluşuyor. Yani 21. yüzyıldaki bu burden of disease'i, hastalık yükünü artıran, maliyetlere yol açan hastalıklar işte bu grup. Kanserler, kalp krizleri, şeker hastalığı falan filan bu grup. Peki bu nasıl oluyor? Bir ileriye geçelim. Şimdi akciğer kanserinin, dur ona basma. Akciğer kanserinin eşiğini görüyoruz. Şimdi sigarayı içtik ve vücudumuza toksinleri aldık. Toksinler suda erimezler, yağda erirler. Ama biz vücuttan idrar ve ter atıyoruz. Yani su bazlı atıklarımız var. Bu toksinler gidiyor hücrelerimize yerleşiyor, hücrenin DNA'sını bozuyor ve bizi akciğer kanserine ulaştırıyor. Şimdi toksin diyelim. Toksini vücuduma aldım, atamıyorum. Oysa ki genlerim, örneğin glutatyon S transferaz T1 diye bir gen var. Bu gen geliyor, ürettiği protein bu toksine bağlanıyor. Toksine bağlandığı anda bu toksin suda çözünür hale geliyor ve idrarla, terle atılıyor. Buna da detoks diyoruz. Toksinlerden arınma diyoruz. Şimdi demek ki bunu genler yapıyor. Ay ne kadar güzel bu glutatyon S transferaz T1 geni ne güzel hayatımızı kurtarıyor. Şimdi genlerin farklı çalışma hızları var. Kimi gen hızlı çalışıyor, kimi gen yavaş çalışıyor. Ve bizde de her genden iki tane var. Bir anneden, biri babadan. Diyelim ki Cem abi annesinden de babasından da hızlı çalışan detoks genini almış. Bir sigara içse tak 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 glutatyonlar bağlanıyor. Bir idrar biter, bütün toksini atıyor. Çağatay Bey anneden hızlıyı, babadan yavaşı almış olsun. O da detoks yapıyor ama Cem abi kadar süper bir detoks yapamıyor. Ben ise hem annemden hem babamdan yavaş detoks yapan geni almış olayım. Şimdi diğer koşulları sabit bırakırsak, Cem abi, Çağatay Bey ve ben daha evvelden hiç sigara içmemiş olsak ve günde bir paket sigara içmeye başlasak, en önce Çağatay Bey kim kanser olur? En önce siz, en kötü. Ben olurum. Evet, siz. Ahmetciğim birinciye bas. Bu Cem abinin akciğer kanserine yatkınlığı. Bir daha bas. Bu Çağatay Bey'in akciğer kanserine yatkınlığı. Bir daha bas. Bu da benim akciğer kanserine yatkınlığı. Şimdi bir daha bas. Cem abi bir paket sigara içti, bir şey olmadı. Bir daha. Çağatay Bey içti, bir şey olmadı. Bir daha ben birinci pakette kanser oldum. Onun için bazı insanlar sigara içiyor, kanser olmuyor. Bazıları hemen oluyor. İşte onun sebebi bu. Şimdi Cem abi bir paket daha tüketmeye başladı. Devam. Bakın hala olmadı. Ya benim dedem günde iki paket sigara içerdi. Kardeşim kanser olmadı dediğimiz dedenin genetik yapısı bu. Ama azmilerinden bir şey kurtulmaz. Üçüncü pakete çıkarsa, devam et Ahmetciğim, o da kanser olur. Bakın dikkat ederseniz bireyin kanser olmasını genetik yapısı sağlamadı. Nasıl yaşadığı sağladı. Ben eğer bu özelliğimi bilir, sigara içmez ve beslenmemde izotiyosiyonattan zengin sebzelerle, şunlarla bunlarla beslenirsem, sigara içmezsem, bir daha basalım Ahmet, ben de kanser olmam. Demek ki belirleyici husus genler değil, genler deterministik değil. Bunu belirli hale getiren bizim tercihlerimiz ve yaşam tarzımız. Şimdi bunu biraz daha kompleks bir şekilde başka bir hastalığa uyarlayacağım. Devam edelim. Bir tane bas.
Şimdi ben ana rahmine düştüğümde benim genetik yapım oluşur. Burada gördüğünüz sarı yükseklik kalp krizine genetik yatkınlığım. Bunun içinde benim kanımın pıhtılaşma genleri var, hipertansiyon genlerim var, damarlarımın esneklik genleri var, inflamasyon genlerim var, bir sürü genler var. Ana rahmine düştüğümde nasılsa bir tane bas, ben ölüp gitsem, gidip mezardan benim genetik yapımı araştırsalar bu yapım hiç değişmez. Bu aynı yükseklikte kalır. Bir tane daha Ahmet. Bu da bir tane daha. Bu da kalp krizinin hastalık eşiği. Şimdi ben şu anda hasta değilim. Ama çocukluktan itibaren maruz kaldığım çevresel koşullar bir tane bas Ahmet şimdi. Şimdi bakın. Babam sigara içiyor, etkileniyorum. Ben lisede sigara içmeye başlıyorum. Spor yapmıyorum. Efendim şurada kilo aldım. Burada evlendim. Şurada da Türkiye'ye döndüm. Sonuçta da kalp krizi eşiğine ulaştım ve kalp krizini geçirdim. Ahmetciğim bir tane basalım. Bakın beni yaşam tarzım ve çevresel faktörler genetik yapımın üzerine eklenerek hastalık eşiğine ulaştırdı. Eğer daha yüksek bir hastalık eşiğim olsaydı aynı yaşam tarzıyla daha erken kalp krizi geçirirdim. Veya daha düşük bir genetik yatkınlığım olsaydı belki de hiç kalp krizi geçirmeden başka bir sebeple ölürdüm. Şimdi benim bu hastalık eşiğine ulaştığım nokta, bir basalım Ahmetciğim. Benim hastalandığım ve hastaneye kaldırıldığım nokta. Ya bu bizim Serdar Hoca değil mi? Vay hocam bir dakika, tansiyon, enzimlere bakalım, EKG çekelim. Bir tane bas. Hocam siz kalp krizi geçiriyorsunuz. Tanıyı koydu, modern tıbbın yaptığı iş bu. Artık ben hastalandıktan sonra. Bir tane daha bas. Şimdi koroner bypass ameliyatı yapalım, stent takalım, onu yapalım, bunu yapalım. Bakın bugün işte o hastalık tıbbı dediğimiz tıp, dünyada 10 trilyon dolar harcattıran tıp, bu tıptır. İnsanlar hastalandıktan sonra devreye giren bir tıptır. Şimdi son yıllarda bir şey gelişti. Bir tane bas. Bir tane daha. Şimdi burada bakın, kırmızıyı takip ettiğinizde ilk bulgu eşiğine ulaştığında bir tane bas artık. Bu noktaya geldiğimde ben kalp krizi geçirmemişim ama homosisteinim yüksek. Kalp krizi geçirmemişim ama kolesterolüm yüksek. Kalp krizi geçirmemişim, biraz tansiyonum yüksek. Bunlar bende var mı yok mu anlamak için yaptırdığım şeyin adı da işte check-up. Bir bas abim. Bu arada tahliller ve check-up yaptırarak acaba böyle belirtiler var mı anlıyorum. Ama bir tane daha. Bir tane daha bas abim. Bir tane daha bas. Acaba zamanın şu noktasında gidip check-up yaptırsam ben de ne çıkar? Herhangi bir şey ilk bulgu eşiğine ulaşmadığı için bana o hocam maşallah aslan gibisin derler. Sırtımı da tapıklarlar. Ben böyle nasıl biliyorsan öyle yaşa hocam derler. Şimdiye kadar ne yaptıysan devam et derler. Ben giderim kalp krizi geçiririm. Allah Allah aslan gibi adamdı ya, daha yeni check-up yaptırmıştı, bir şey yoktu denir. Bir tane bas abicim. Şimdi bakın, hastalıklar ana rahmine düştüğümüz andan itibaren patoloji hücre içinde gelişir. Ve tıp bu alanda bugüne kadar hiçbir şey yapmadı. Hiçbir noktada çalışmadı. Hiçbir kalp krizi yoktur ki gerisinde 30 sene olmasın. Hiçbir kanser yoktur ki gerisinde 20 sene olmasın. Alzheimer'in gerisinde 50 sene vardır. Bunları sen hücre içinde gelişirken bakmıyor. Ondan sonra bir devam et. Artık hastalık dokuya çıktığı zaman tahlille check-up'ta görünür hale geldiğinde tespit ediyor. Veyahut da bir tane daha bas. İşte üçüncü evrede hastalık ortaya çıkınca tanıyı koyuyor. Şimdi bakın burada sarı renk genetik, kırmızı gördüğümüz yaşam tarzı, o çizgi çizgi gördüklerimizle laboratuvardaki bulgular. Devam edelim. Şimdi biz ne yaptık? Dedik ki ya bu sarı da
hastalıkları etkileyen genetik yapının hangi komponentleri incelesek acaba? Bunları çıkarttık. Bunu yapıyoruz. Bütün bu genlere bakıyoruz. Aşağı yukarı 650 bin genetik özellik. Sonra devam et. Bu kırmızı yaşam tarzını, beslenme, besin desteği, egzersiz, iş temposu, uyku, stres, toksin, radyasyon, güneş vesaire, bütün bunları matematiksel olarak ölçecek şekilde bireyleri inceliyoruz. Sonra devam. Bu ölçüm ve analizleri, yani o ilk bulgu eşiği ve onun altında başka eşikler var. Burada işte hormonlarına, bilmem kan değerlerine, stresine, şusuna busuna, her şeyine bakıyoruz. Sonra bireydeki kalp krizi, ivme, diyabet, efendim, diyabet komplikasyonları, kemik erimesi, kemik erimesi kırığı, Alzheimer, işte bütün bu kanserler, başka kanserler de var. Bireydeki bu hastalıkların risklerini matematiksel olarak diyoruz ki, ya Ahmetciğim, sen şu anda aslan gibi gencecik adamsın. Check-up açısından baktığımız hiçbir şeyde de bir şey yok. Ama senin önümüzdeki 10 yılda kalp krizi geçirme riskin %24. Bunun da genetik sebepleri bunlar, yaşam tarzına bağlı sebepleri bunlar diye bunu ortaya koyuyoruz. Devam edelim. Hastalık riskleriyle beraber o bireyin neden yaşlandığını da kendine özel, çünkü yaşlanma hepimizde aynı değil. Kiminde hücre dejenerasyonu fazla, kiminde glikasyon fazla, kiminde hormonal yaşlanma fazla. Hepsinin dozları farklı farklı neden yaşlandığımızın, bunu da ortaya koyuyoruz. Bu birey neden yaşlandı? İşte sonra efendim bütün bunlara yönelik bir müdahale planı hazırlıyoruz. Kişiye özel beslenme, besin destekleri, egzersiz, stres yönetimi, uyku, bireysel aktivite, güneşten yararlanma, tıbbi takip başlıklarından oluşan ve bu programı uyguladığımızda devam edelim. Bir, kompleks hastalıklardan korunmayı temin ediyoruz. Kanserler, kalp krizleri, şunlar bunlar. İki, daha uzun bir yaşam, daha düşük bir biyolojik yaş ve artmış bir yaşam kalitesi, fiziksel, zihinsel, cinsel. Bazı müpem şikayetler vardır. İşte uykusuzluk çeker, sabah yorgun uyanır, hep kabızdır, hep ishaldir, karnı ağrır, elleri uyuşur, ayakları uyuşur. İşte bütün bunların nedenlerini bu araştırmalar sonunda bireysel bazda tespit edip ortaya koyup sonra da bunları ortadan kaldırabiliyoruz. Devam edelim. Şimdi biz bu çalışmaları 2004-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te TÜBİTAK ve Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın destekleriyle yürüttük. Devam. İlk şeyimizi, geliştirdiğimiz modeli, bu gen test modelini 2007 yılında Personalized Medicine dergisinin bu sayısında yayınladık. Devam edelim. İlk defa Atina'da mitogenetik sempozyumunda anlattım ben bunu. Devam. Ve aynı yıl Avrupa Halk Sağlığı Konferansı'nda Lizbon'da büyük böyle bir 3000 kişiye yakın bir halk sağlığı uzmanları grubunda paylaştık. Devam. 2008'den 2013'e kadar Avrupa Toplum Sağlığı Genom Bilim Network'ünde görev aldık. Bu ürünün, bu şey diyelim, innovation'ımızın paylaşımıyla ilgili devam edelim. Ve 2009 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Best Practice in Europe seçildik. Yani toplum sağlığı genom bilim alanının ilk pratik uygulamasıdır gen test uygulaması. Devam edelim. Maastricht Üniversitesi'nden bir teklif aldık. Birlikte onlarla European Center for Public Health Genomics'i kurduk ve Avrupa Birliği Marie Curie Distinguished Scientist programı bize önemli bir destek verdi. Devam edelim. Ve o günden bugüne de özellikle Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi ve VU Amsterdam'la birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devam edelim. Devam. Şimdi arkadaşlar, insanlar, toplumlar önce sağlığını kaybediyor ve büyücüler ve şamanlar bu sağlığı tekrar yerine getirmeye çalışıyorlardı. Aşağı düşmüş, aşağı seviyedeki
sağlığı buradan buraya düşmüş, bunu eski yerine. Sonra bu büyücülüğün, şamanlığın yerini devam edelim. Tanı ve tedavi temelli tıp, yani bugünkü hastalık tıbbı aldı. Daha sonra devam edelim. Topluma yönelik koruyucu hizmetler gelişti. Aşılar, hijyen, işte ana çocuk sağlığı filan. Bunlar mevcut bir sağlık var, aman bu aşağı inmesin diye. Devam edelim. Sonra toplum bazlı sağlığı geliştirici, yani kaybetmenin ötesinde sağlığı daha yukarı, health promotion yapalım. İşte sigarayı bırakma kampanyaları, egzersiz kampanyaları, doğru beslenme. İşte bu toplum bazlı sağlığı geliştirici hizmetlerin bireye yönelik yapıldığı tıbbın ilk uygulaması da bu uygulamadır. Devam edelim. Bu da kişiye özel sağlığı koruyucu ve geliştirici hizmetler. Buna da 7K tıbbı dedik ve literatüre de bu 7K ismiyle soktuk. Devam edelim. Devam. Şimdi 7K tıbbı dediğimiz şey, devam. 1. Kişiye özeldir. İnsanları birey olarak ele alır. Genel geçer hiçbir şey yoktur. Yani efendim, Cem Bey'e bunu vermişsiniz, ne güzel ya, bak şey, Çağatay bana bunu verdi, Serdar sen de yap. Hayır, öyle bir şey yok. Herkes özeldir. Arabamıza benzin, mazot, elektrik, gaz koyuyoruz ama kendimize hepsi standart. Böyle bir şey yok. Yani tek beden ceket herkese uymaz arkadaşlar. Bugünkü modern tıp ortalama değerlere göre çalışır. Şu anda bu grupta bulunan insanların kaç beden giydiğini alıp da toplasak ve insan sayısına bölsek büyük bir ihtimalle 42 çıkar. Hep 42'dir bunun toplum ortalaması. Ama ben atıyorum 56 giyerim, öbürü 36 giyer, öbürü bilmem ne giyer. İşte bugün modern tıpta yapılan şeylerin hepsi o toplum ortalamalarına göre yapılmadır. Oysaki tıp kişiye özel olmalıdır. Peki kişiye özel olmanın karakteristiği nerede? En başta bireyin genetik yapısında. İkincisi, tıp kestirimci olmalıdır. Yani geleceği öngörmelidir. Ya gelecekte ne olacak? Bunu öngörebilmelidir. Devam. Ve madem geleceği öngörüyorum, bunu korumalıyım. İnsanı bu hastalığa gitmekten korumalıyım. Devam. Kapsayıcı olmalıdır. Efendim işte ben kulakçıyım, bir tek kulaktan anlarım. Ben gastrocuyum, mideden anlarım. Ben gözcüyüm. Hayır. İnsan vücudu bir bütün, biyolojik bir sistem var burada. Onun için o tüm biyolojik sistemi incelemek gerekir. Devam edelim. Keskin olmalıdır. Ya bir bak bakalım, şunu ver, olmazsa değiştiririz. Oysa ki eğer bu bir bilimse ve matematiğe dayanıyorsa tak diye gözünden vurmam lazım. Devam. Kanıta dayalı olmalıdır. Yani bu niye böyle? Vallahi ben hep hastalarımda bunu yapıyorum. Şimdi Canan Karatay diyor ki, bir kardiyoloji uzmanı, et yiyin, yağ yiyin, şunu yiyin, bunu yiyin. Murat abinin adı aklıma gelmedi. O da sadece sebze yiyin, kınık oldu. Sadece sebze yiyin. Ya bunun ikisi de kardiyolog. Peki kardeşim, yani bunları siz neye dayalı söylüyorsunuz? Tecrübelerinize, yani kanaatlerinize. Bilim kanaate dayalı. Vallahi bence yer çekimi iğmesi şu kadardır. Hayır, bence dörttür. Ya böyle bilim olur mu kardeşim? Bilim matematiktir ve keskindir, kesindir. Sonuncusu da katılımcı. Katılımcılık şöyle, bugünkü modern tıpta ben hekim olarak hastamla karşı karşıya geldiğimde superior pozisyondayım, emir buyuran pozisyondayım, hastamla ilişkim ebeveyn çocuk ilişkisi. Halbuki artık bu çağda, bu kadar internetin, artificial intelligence'ın olduğu çağda ben hastamla eşdeğerim. O nedenle kararları birlikte vermek, mesela benim muayenehanemde makam masasının arkasında oturmam. Toplantı masasında otururum danışanımla. Karşılıklı birlikte karar veririz onun hayatı hakkında. Devam edelim. Şimdi bir karşılaştırma yaparsak, devam. Konvansiyonel tıp hastalık odaklıdır. 7K tıbbı sağlık odaklıdır. Konvansiyonel tıp, devam. Birinci amaç hastalığa, adam hastalanmış, tanı koymak ve içinde bulunan şu anı değerlendirmektir.
Halbuki 7 katıp bu birinci amaç bireyin gelecekte karşılaşacağı hastalık risklerini öngörmektir. Devam. Tanıdan sonra konvansiyonel tıpta tedavi yapılır. Bizde ise risk öngörüldükten sonra koruma yapılır. Devam. Yapılan işlemler hastalığın göründüğü organ veya sisteme yönelik analizlerden oluşur. Muayene, laboratuvar, tetkik, görüntüleme filan. Karaciğer, herkes karaciğerin başına üşüşür. Halbuki burada yapılan işlemler bireyin genetik özellikleri, yaşam tarzı, bağırsak mikrobiyotası, stres düzeyi gibi genel özelliklerini kapsar ve bütüncül olarak ele alır. Buna da sistem biyolojisi diyoruz. Devam. Tedavi yöntemleri ilaç, kemoterapi, radyoterapi, cerrahi, hastane bakımı, rehabilitasyon gibi dış müdahaleleri içerir. Halbuki 7 katı bunda müdahale yöntemleri kişi özel beslenme, egzersiz, besin destekleri, stres yönetimi gibi yaşam tarzı düzenlemelerini içerir. Devam. Epizodiktir. Yani tanı ve tedavi sürecinde hekim veya sağlık sistemiyle hasta karşılaşır. Halbuki bizim ilişkimiz yaşam boyudur. Sürekli elimiz danışanımızın omuzundadır. Hastalar, hastaneler, poliklinikler, tanı tedavi merkezlerine hastaların olduğu yere gider. Halbuki bizde, ben ona hasta demem, danışanlar birinci basamak sağlık hizmeti birimlerinde ele alınırlar. Devam. Kronik kompleks hastalıklar ve bunlardan ölümler artarak devam eder konvansiyonel tıpta. Bugün olduğu gibi hastalıklar habire artıyor. Halbuki bu yaklaşımda kronik kompleks hastalıklar ve ölümler en az 1/3 oranında azaltılabilir. İnsanlara sağlanan yüksek kaliteli yaşam, ağrısız, sızısız, cinsel olarak aktif, efendim kafası çalışan, işte ayağı tutan, düşmeyen vesaire vesaire bir şekilde. Devam edelim. Şimdi burada biz şu anda araştırmalarımızı hem sarı kısımda yürütüyoruz, hem kırmızı kısımda yürütüyoruz, hem ilk bulgu eşiklerinde hem de hastalık eşiklerinde yürütüyoruz ve çok çok ilerlemeler kaydediyoruz. Yani övünerek söylüyorum, dünyada bu alanda bizimle çok fazla yarışabilen de şeyler yok, merkezler yok. Devam edelim. Ve sizlere ilginiz için teşekkür edip yorumlarınız ve sorularınız için hazır olduğumu arz ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Savaş. Ahmet, Çağatay bir dakika lütfen. Sesimiz birbirine girmesin. Ahmet, çık bu şeyden, paylaşıma çıkar mısın? Tamam, buyur Çağatay. Ben bir Savaş... şey söyleyeyim. Serdar biraz daha anlat. Orada... Sen mahsus geç kaldın galiba bu arada 45 dakikayı doldurmak için. Şöyle abi, ben kısa tuttum. Çünkü ilginç sorular geleceğinden eminim. Onlara, yani kavram genel olarak algılandı diye düşünüyorum. Artık bunun devamını sorularla açayım. Yoksa sen beni bıraksan ben 15 gün anlatırım yani. Peki, ben yazılı insanlar bir aniden şey yaptık. Yok yok, yazılı sorular önce Mehmet. Aniden haber ver, çok da çabuk bitti. Ben o arayı bir şey yapayım, bir doldurayım. Bunu 5 ben şöyle yazıda şöyle tanıtmıştım. Ona görüşünü alabilir miyim? Yani bunun tedaviye hastalıktan önce başlamakta bir değişik bir, kimisi bire sporu koyuyor, kimisi uykuyu koyuyor, ama spor, beslenme, uyku, her birinde de doktor var, hastane yok, doktor var, doktor desteği alabiliyorsun her birinde. Öbürü de duygusal ve psikolojik hareketlilik diyelim ve sağlık, sonuncuda da hastane. Bu konuda görüşünü alabilir miyim? Bu sırada seninkinden biraz daha farklı ama bu, ne diyorsun? Şimdi 3 aşama var. Hastalığın gelişme aşaması, hastalığın ilk belirtilerinin çıktığı aşama ve hastalık aşaması. Şimdi biz hastalık aşamasından sonra başlıyoruz. Modern tıp hastalandıktan sonra giriyor devreye. Oysa ki ben
veya bu yaklaşım 7K tıbbıyla biz 10 yaşında bir çocuğun da gelecekteki potansiyel hastalıkların neler olabileceğini öngörebiliyoruz. Ben şimdi bir kız çocuğunun kemik erimesini önlemeye 5 yaşından 10 yaşından itibaren başlarsam ancak başarılı oluyorum. Yoksa 50 yaşında gelmiş kadına osteoporoz teşhisi konduktan sonra efendim iç ayakta dur ilacı bilme. 50 yaşından sonra yapılan osteoporoz tedavisinin aynadan bakıp saçını taramak ne kadar faydalıysa alınan ilaçlarda o kadar faydalı. Hiçbir faydası olmaz. O tamir olmaz. Hasta üzülmesin diye işte öyle ilaç veririz gider. O nedenle bunun ta çocukluktan itibaren bir yaşam tarzı olarak bilinmesi lazım. Bak kardeşim, senin akciğer kanserine yatkınlığın fazla. Şu 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 adamlar sigara içerse bir şey olmaz ama sen içersen akciğer kanseri olursun. Bunu küçük yaşta söylemek mümkün. Bunu 40, 50, 60 yaşında söylemek mümkün. Alkolün etkisi farklı, tuzun etkisi farklı. Şimdi öyle hipertansiyon hastaları vardır. Tuzdan etkilenmez. Şimdi adamı bütün hayatı boyunca tuzsuz yedirirler. Ya kardeşim, bu adamın hipertansiyonu tamamen tuzdan bağımsız bir şey. Ace geniyle alakası yok. Bu GNB3 geniden dolayı hasta oluyor. Bu adam normal tuz yerse hasta olmaz. Veyahut da mesela diyor ki folik asit diyor. Klasik tıp veya beslenmeciler. Günde 400 mikrogram folik asit. Bu toplum ortalaması. Eğer bir birey kanında homosisteri temizleme genleri yavaş çalışıyorsa ve folik asiti de toplum ortalamasında alırsa kalp krizi geçirir. Bu gen hızlı çalışıyorsa ve folik asidi toplum ortalamasında alıyorsa da kalın bağırsak kanseri olur. Onun için bunun bireye özel belirlenmesi lazım. İşte bahsettiğimiz beslenme, besin destekleri, egzersiz, uyku, stres yönetimi, bağırsaklarımızın florasının düzenlenmesi, hormonal eksikliklerimizin, beynimizdeki nörotransmitterlerin tamamlanması, bunların hepsi koruyucu ve yaşam kalitesini geliştirici uygulamalardır. Ha, bunları yapmayıp hastalandıktan sonra artık işe işte modern tıp giriyor. Ama benim zaten problemim modern tıbbın parasal nedenlerle büyük bir makro planın parçası olarak insanların hastalanmasını arzu etmesi. Bunu işte içimizde en güzel Mehmet abi bilecektir, Mehmet Pala. O hazır gıdaların ne kadar zararlı, ne kadar bu hastalıkları hazırlamaya muazzam bir taban yarattığını biliyoruz. Buna niye müdahale etmiyor kardeşim? Çünkü çoğu zaman bu endüstriler birbirleriyle kol kola çalışıyorlar. Hasta et, sonra tedavi et ama öldürme. Bak, hastalığı da tam tedavi ilaç da verilmez. Süründürecek ilaç verilir. Şimdi ölürse ne olacak? İlacı kime satacak? Halbuki ben adama tansiyon ilacını 40 sene satmalıyım yani. 40 sene satmak için de öldürmeden onu tansiyon hastası olarak tutmalıyım. Halbuki ben bir insanın tansiyon hastası olmasını engellerim. Bu mümkün. Gelinde gördüğüm bir çocuk ileride tansiyon hastası kesinlikle olmaz. O nedenle de bu çalışmalar pek destek görmez. Endüstri bunları engeller ki o bu konumuzun şeyi değil, mevzu değil, oraya hiç girmeyeyim. Yani benim 40 yıldır başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir yani. Peki. Çağatay Nur'la konuştun mu? Yorum yapmak ister mi bu aşamada? Evet. Şimdi yorumcumuz Sayın Mehmet Nur Altınörs hocam. Nur hocam, Sayın Savaş'ın sunumuyla ilgili yorum yapmak ister misiniz? Sesi kapalı. Olur, yapayım. Ben açtım zannediyorum. Tamam. Açık geliyoruz. Tamam. Evet. Şeyi desktop bozuldu da cepten konuşuyorum. İnşallah bir problem olmaz. Çok teşekkür ederim Savaş Bey öncelikle. Yani söylediklerinin çok büyük yüzdesine katılıyorum. Ve kendisinin yani konuşmasının ana teması tabii koruyucu hizmetler. Bunları inkar etmek mümkün değil. Bilhassa kendisinde belirttiği gibi mesela ana çocuk sağlığı, bir takım enfeksiyonları, konjenital hastalıklar. Mesela bir çift evlenmek istiyor. Onlara daha evlenmeden böyle bir testler yapmak, travma. İşte sizin trafiğinizi
düzeltirseniz, yani işte kazalara bağlı ölümleri azaltabilirsiniz. Artı maalesef acı bir örnek ama deprem. Hani düzgün binalar inşa etseydik bu son depremde olduğu gibi kaybımız bu kadar olmazdı. Bütün bunlar çok doğru ama bugünkü teknoloji ve yani tıbbın geldiği seviye itibariyle bazı hastalıkları Savaş Bey'in değindiği gibi anca ortaya çıktıktan sonra görebiliyoruz. Onların oluşumu ve semptom verişi dediği gibi belli bir zaman alıyor, bir süreç. O süreci biz şu anda bilmiyoruz ama onu aydınlatacak olan genetik ve moleküler biyoloji dallarıdır. Yine bir iki usta kısaca değineyim. Mesela akciğer örneğini verdi Savaş Bey. Bundan 30-40 yıl önce akciğer kanserine yakalanan kişilerin %98'inin geçmişinde, öyküsünde uzun süre ve yoğun sigara içmek vardı. Ancak %2'si hiç ağzına sigara değdi ama bu zaman içinde değişti. Dolayısıyla risk faktörlerinin de o kadar düşündüğümüz kadar önemli olmadığı bazı konularda en azından ortaya çıktı. Yine Savaş Bey'in çok haklı olarak değindiği şeyi bizim yani bize hocalık yapan hocaların nesli şöyle formüle etmişlerdi. Hastalık yok, hasta var. Yani bunun anlamı şu, mesela diyelim ki belirli tümör bilhassa kötü huylu her türlü organın ve dokunun kötü huylu tümöründe hasta ve hasta yakını haklı olarak sorar. Yani bu ne kadar ömür verir, ne kadar yaşar, bundan sonraki ömrü ne olur diye. Tabii literatürde hani birçok bilgiler var, çok insanın deneyimi var ve kabaca hani siz 3 yıl artı eksi dersiniz ama bu herkes için 3 yıl olmaz. Bu konuda çok haklı ve bunu da yani formüle ettiğimiz değiş hastalık yok hasta var. Yani aynı hastalık değişik insanlarda değişik şekillerde seyredip değişik sonuçlar verebilir. Bireysel dedi, evet yani bugünkü tıpta bilhassa bu onkolojik hastalıklarda hedeflenmiş tedavi, targeted therapy ve individualized therapy olarak geçiyor ve gelişmeler o yönde. O konuda da kendisine katılıyorum. Bir şeyi söyledi, çok güzel bir uygulama, ben de aynı şeyi yaparım. Yani hastalara çok yeterli ve şu andaki en güncel bilgiler verilmeli ve tüm tedavi seçenekleri artılarıyla eksileriyle anlatılmalıdır. Yani bilgilendirme tam ve tıbbi olmalıdır. Ve tabii sonuçta hele şuuru yerinde ve kendisi dediğim şekilde bilgilendirilmiş bir hastanın kararı önemlidir. Yine bir bize öğretilen bir çok temel tıp ilkesi, tıp pratiği ilkesi, hastaya rağmen hasta tedavi edilemez. Yani siz bütün riskleri, yani işte tedavi olmazsa, diyelim ki ameliyat olmazsa anlatırsınız. Ben bunları kabul etmiyorum, her türlü şeyi kabulleniyorum derse sizin yapacağınız bir şey yoktur. Yalnız orada Savaş Bey de belki şey yapıyordur veya birçok meslektaşımız. Bu internet işine ben biraz bozuluyorum. Yani ben 74'te mezun oldum tıp fakültesinde, işte yaklaşık 50 yıldır bu işin içindeyiz. Adam bir gecede iki tane internet paragrafı okuyor. Ertesi gün sizde allame kesiliyor. Dolayısıyla yani saygı duymak, her türlü bilgiyi vermek okey. Ama şu internetten gelip de böyle ukalalık edenlere de biraz sınır çizmekte yarar var diye düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum tüm sunusu için. Serdar Hocam, özel bir vurgulamak istediğiniz bir şey var mı şu an? Yoksa araya gideceğim. Hayır, yok. Devam edebiliriz. Tamam. Peki, o zaman sorularımız var. Sözü daha sonra yazılı. Biz genelde iki bölüm yapıyoruz malum. Klasik olarak Cem abinin hep söylediği gibi şu an bir iki dakika ara verelim. Bizim iki dakikamız 120 saniye. Uygun mu o abi? Tabii şey ama daha çok az sen bilirsin. Yani soru alma şimdi mi verelim? Tamam şimdi mi veriyoruz? Tamam yani, 2 dakika 120 saniye ara veriyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Video çalışacak ama keseriz bu kısmı. Serdar, seninle bir şey yapalım. Bu sen bunu kendi bilgisayarına çok rahat sunabilmen lazım.
Abi vallahi işte yani öğleden sonra akşamüstü sunuyordum. Şimdi ne oldu bilmiyorum yani. Acaba sizin programa katıldım diye mi öyle oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Yani o şeyde çıkan kalite ekran... kontrolü geçirmemiştir de ondan bizim Zumba Laki'ye girerken ondan öyle olmuştur o. Olabilir valla. Ya da seni görünce korkusundan açılmamıştır program. Estağfurullah. Ahmet nerede bu arada? Ahmet. Serdar görüyor musun Ahmet'in karesini? Ahmet herhalde şeye gitti. Yani ama yani karesi burada şey, tamam. Burada abi. Gördüm. Çağatay sen de yorum yapabilirsin. Yani Nur'un meslektaşı Evet. olarak. Bu arada okumuşsunuzdur ama Nur da Çağatay da beyin ve sinir ne Cerrahisi uzmanı. Nur cerrahisi hocam benim uzmanı. hocam ve abimdir tabii ki. Kendisinden feyiz alırız. Yani sen demek bu İnterneti okuyup ukalalık edilen zamanlarda mı yetişti o senden büyükse? Öyle. Onunla ilgili ben de bir yorum yapabilirim. Bu Herkes sözlü başlayalım. Gelsin sonra. herkes. Evet. Benim mesela o konudaki yaklaşımım danışanımı ben hastam demem. Danışanımı mümkün olduğu kadar özendiririm. Okumuşsunuz güzel. Bakın şunları da okuyun. Şu siteye de girin. Yani tıbbi okur yazarlığı ne kadar artırırsak aslında o kadar topluma faydalı bir iş yapmış oluruz. Öbür türlü sadece kendi yani bu bir efendim, tıp konusudur. Sen ne anlarsın dememek lazım. Çünkü sağlık ekonomisi olarak hekimle hasta arasında bir agency relationship var. Yani arz ve talep eğrileri oluştuğunda arzı da talebi de oluşturan hekim. Ve bu da çoğu zaman istismar edilen bir şey. Onun için ben burada tüketici konumunda olan bireyin haklarının korunması açısından tam bilgilendirme olması gerektiğine inanıyorum. Aslında benim şeyim politik metinlerdeki kavramım 8K tıbbıdır. 8. K da kamusal olmasıdır. Ama bunu Sağlık Bakanlığı'na anlatmak şurada burada filan mümkün olmadığı için ben bunu özel uyguladığımdan dolayı 8. K'yı yazamıyorum derler adama. Ulan 8K diyorsun muayenehanede bakıyorsun. Onunla karşılaşmamak için şey yapmıyorum. Çağatay sen İki dakikamız, dakika tutuyorsun değil mi? evet 2 dakikamız doldu abi şu an. Ben o zaman tekrar Bir dakika. sorular. Bir şey sen ilk sorudan başlıyorsun. Biraz Evet bak abi. oyalıyorum seni de biraz vakit kazandırayım şeylere diye. Ekranları kapalı. Ekranları kapalı olanlar artık herkes isteyen ekranını kapayabilir. İstemesek de yani güzel yüzünüzü görmeyi daha tercih ederiz ama karar sizin. Serdar, pardon Çağatay, sen ilk sorulardan İlk sorudan başlıyorsun. başlıyorum. Bir şeyimiz yok. Devam ediyoruz. Evet. Sayın Ayşe Koçak'ın bir sorusu var. Kendileri çok teşekkür ediyorlar konuşmacımıza. Çok güzel bir sunum olduğunu ifade ediyorlar. Soru şu, sizin lifestyle medicine üzerine önerilerinizin takip edilmesini nasıl sağlıyorsunuz? Kendisi de benzer bir iş yapıyormuş Londra'da. Bulgular ve öneriler güzel ama uzun dönemde kişilerin önerileri uygulaması konusunda bunu çözüme ulaştırmakta zorlanıyoruz. Siz ne öneriyorsunuz diye sayın konuşmacıza sorarlar kendileri. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi aşağı yukarı bunu çözmek benim 3-4 yılımı aldı. Ve orada da sağlık psikolojisi, özellikle Zuhal Baltaş hocamla çalıştım. Şimdi kişi, diyelim ki endotelyal nitrik oksit sentaz geni çalışmıyor. Bu kişinin arginin kullanması lazım. Arjininle en çok bulunduğu gıda kırmızı pancar. O hastam veya bu danışanım
her gün mutlaka bir çay bardağı kırmızı pancar suyu içmeli. Şimdi farkındalık ve davranış. Bana geldiğinde farkındalığı yok, eksi. E tabii ki davranışı da yok, o da eksi. Geliyor, sonuçlarını anlattığımda, aa ya diyor, benim Enos genim çalışmıyormuş diyor. Onun için diyor işte pancar suyu içmem lazımmış. Farkındalık oluştu, artı. Ama davranış hala eksi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hemen bir WhatsApp grubu kuruyoruz. Ben o kişiye özel bir diyetisyen atıyorum. Ben de o grupta oluyorum. Danışanım da oluyor, diyetisyen de oluyor. Sonra biz bu bireye, İşte içiyor musun? Aldın. Aa hocam katı sıkma makinesi almadım henüz. İşte aa hocam pancar bulamadık. Aa o kabuklu mu olacaktı? Hay Allah unutmuşum filan. Artı davranış eksi. Sonra biz bir müddet sonra danışanımızla biraz daha dostluğu ilerlettikten sonra zorlamaya başlıyoruz. Bu da ilginizi çekerse lütfen alın okuyun. Nudging, nudging. Dürtükleme veya dirsek atma diyebiliriz diye İngilizce'de bayağı literatür dolu bunda. Nudge ediyoruz sürekli. Bugün içtiniz mi? İşte diyetisyenim soruyor bana, diyor ki ya diyor Cem Bey diyor hala diyor içmiyor şeylerini diyor, işte pancar suyunu. Ya ben açıyorum, ya abi diyorum ne oldu, sen o pancar suyunu içiyor musun? Ya içeceğim Serdar falan filan diyor. Nudge ede 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 artı artıya getiriyoruz. Yani bilinçli bir şekilde farkında olarak sürekli ay Allah pancar suyum pancar suyum diyor. Aşağı yukarı bir yıl sonra bunu eksi artıya geçiriyoruz. Yani artık farkında olmadan onu yaşam tarzı haline getiriyor. Bunun için de radar diyagramlarımız var. O bireyde yaratılacak bütün yaşam tarzı şeylerini, konularını bir diyagramda topluyoruz. O diyagramı, tabii bunu şey hastalar, dirençli hastalara yapıyoruz. Öyle insanlar var ki o hemen tıkır tıkır uygulamaya koyuyor, işi ciddiye alıyor vesaire. O dirençli vakalarda bu radar diyagramı tamını yaptığı zaman bütün o şeyler, basamaklar pembe pembe boyanıyor. Aa pes pembe bir tablo. Veya bir geliyor ortada 2-3 tane pembe, geri kalan kapkara. Yani diyoruz vallahi hani siz hastalanmaya ve ölüme doğru gidiyorsunuz. Bu şekilde nudge ederek, ölçerek, göstererek, takiplerindeki kan tahlillerinde, hormon tahlillerinde kötüye gittiğini göstererek, vücut ölçümlerinde kas kaybettiğini, kemik kaybettiğini, mineral kaybettiğini göstererek vesaire, artık o göre aa ya diyor benim davranışımla sağlığımın sonucu arasında birebir ilişki varmış diyor. Tabii bunun da kilit sözcüğü o katılımcılık ve çok zaman ayırmak. Yani danışana çok zaman ayıracaksınız. Bu şeyler yeri gelmişken söyleyeyim. Bu teknolojiler artık çok süratli gelişiyor. Bundan 25 sene önce, yani ben bu fikirleri, bu size yaptığım epidemiolojik demografik transizyon ve hastalık eşiğini bundan 25 sene önce Dünya Sağlık Teşkilatı'nda sunmuştum ben. Bu hastalıklarla mücadelede stratejik bir değişiklik nasıl yaparız diye. O zaman bana gülmüşlerdi. Ya Serdar, senin bu dediğin genetik analiz 4 milyon 5 milyon dolar. Dedim valla dişimizi sıkacağız, bu teknoloji gelişiyor, ucuzlayacak. Şimdi ben bunu bireye uygular hale geldim. Bunlar daha da çok daha ucuza mal edilebilir. Yeter ki kamu sağlık sistemlerinin bir parçası olsun. Ve bunları davranış değişikliklerini artık bu aplikasyonlarla yapmak, aplikasyonlarla insanları birbirleriyle yarıştırmak efendim gibi başka birçok yöntemler de var. Ama ben şunu söyleyebilirim, danışanlarımın %90'ında davranış değişikliğini bir yıl içerisinde oturtabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İkinci soru Sayın Tolga Tarkan Ölmez'in. Kendisi hücresel bulguların niteliğini arttırmak üzere şu anda pahalı bir teknoloji de olsa transkriptomiks kullanmayı düşünürseniz kendileri bu konuda yardımcı olabileceğini ifade etmişler. Kendilerinin sorusu da şu: health span, life span hedef oranınız nedir? Yani bir kişinin 100 yaşına kadar yaşamasını düşünüyorsanız bunun kaç yılı sağlıklı kriterlerini tam olarak sağlamalı? Buyurun efendim. Evet.
Şöyle sevgili Tolga, bir defa hemen telefon numaramı yaz, bana da WhatsApp'tan yaz, senden hemen temasa geçeyim. 0533 331 56 74. Şimdi bizim şu anda baktığımız genetik yapı, işin anatomisi. Halbuki Tolga'nın dediği, ya tamam bu gene bakıyorsun polimorfizmlerden dolayı az çalışır çok çalışır diye bir öngörüde bulunuyorsun. Ama ben bu genin ne kadar bir protein ürettiğini de ölçebilirim diyor. Aynen, hani şeyde gösterdim ya son slaytta, bu alanlarda çalışmalar devam ediyor. Bu genetik anatominin yapısından sonra maliyetler ucuzladığında bunun içine transkriptomik girecek. Ondan sonra da proteomics girecek tabii. Bu omiklerle devam edeceğiz. Yıllar geçtikçe buradaki precision gittikçe çok uzak kolaylaşacak ve mesela yaşam tarzını ölçmekle ilgili ağzın içerisine şuraya bir çip koyacağız. Ben hiç böyle sorgu sual analiz yapmadan adamın beslenmesini ölçeceğim. Veyahut da şu anda işte şeker hastalarımı ben uzaktan takip edebiliyorum her an. Şekerlerinin nasıl inip çıktığını, bunu kolesterolüyle, bilmem testosteron düzeyiyle, östrojeniyle vesairesiyle, işte östrojen progesteron oranlarını tahlil yapmadan takip edebiliyor hale geleceğim. Ben gelemezsem de yetiştirdiğim çocuklar bunları görecekler ve bunu sevgili Tarkan bir real time takip haline getirebileceğiz. Ha, getirebileceğiz derken benim ömrüm ona yetmeyecek ama muhtemelen sen bunu göreceksin. Mesela bundan 30 sene sonra biz bütün gen ekspresyonlarını, bütün oluşturulan proteinleri vesaireyi ölçecek olabiliriz. Benimle de lütfen hemen temasa geç, ilk fırsatta oturalım. Ahmet yazacaktı aşağıdan. Ahmet yazsa da Serdar'ın telefonunu isteyen alsın. Serdar, yalnız kendini kötü bir reklamını yaptın. Sen 30 sene sonra olmayacaksan bu senin yaptığın işler pek takipçi bulmaz. Ama neyse, ne yapalım. Abi 30 sene sonra ben meslekte olmayacağım. Emekliye ayrılacağım 30 sene sonra. Hayatta olacaksın ama. Ha, bu arada Tolga, şunun cevabını vereyim. Bugüne kadar 100 yaşını aşmış çeşitli danışanlarım oldu. Ve övmek gibi olmasın, 100 yaşını aşıp da hastalıktan ölen tek bir danışanım yok. Kazadan dolayı öldüler veya hastalık olmaksızın, hani derler ya eceliyle öldü diye, öyle öldüler. Ve şeyim yok, takibe devam eden o %90 içerisinde kanser olan yok, kalp krizi geçiren yok, şu yok, bu yok. Yani ta 86 yaşında da aldım ben şeyi. Pardon, 83 yaşında aldım. Kendi adının belirtilmesinden yana problem olmadı. Hatta televizyonda filan anlattı. Ali Cesuroğlu bana geldi, 83 yaşındaydı. 86 yaşında ikinci izdivacını yaptı ve 101 yaşında vefat etti. Vefat edene kadar da full yaşamın bütün fonksiyonlarıyla devam etti. Ama çok iyi bir danışandı. Hormonunu kullandı, desteğini kullandı, egzersizini yaptı, beslenmesine dikkat etti. Gerçekten saat gibi de yaşadı çok şükür. Serdar, bu biraz reklama girdi ama neyse bakalım. Vallahi. Çağatay, hadi Serdar selamayı da. Serdar artık tamam Serdar. Çağatay'a bırak mikrofonu lütfen. Evet Çağatay, sen de atıp davran. Serdar bir kapsana meydan bırakmayacak. Üçüncü soru Sayın Yıldırım Bayasıt'ın efendim. Sayın Savaş, bu önemli sunumunuz için çok teşekkür ediyorum diyor. Konvansiyonel tıp uygulamalarının büyük yetersizlikleriyle ilgili görüşlerinize tamamen katılıyorum. Konvansiyonel tıpta 12'den vuramamanın önemli bir nedeni de temel bilgilerimizin bazı konularda hala yetersiz olması değil midir? Bu bilgi eksikliği veya çelişkili bilgiler koruyucu hekimlik uygulamaları için veya 7K tıbbı içinde geçerli midir? Konuşmanızda verdiğiniz örnekler çok çarpıcıydı. Sizin deneyimlerinize göre bu örnekler çok büyük çoğunlukta mıdır? Uzun soluklu toplumsal çalışmalarda durum nasıldır? Buyurun efendim.
Şimdi bunun maalesef henüz uzun soluklu toplumsal çalışmaları yok. Dünyada Allah izin verirse en uzun çalışmaları işte biz yapmış oluyoruz. Çünkü bu uygulamalara ilk başlayan klinisyenim ben. Onun için işte bir 3-5 sene sonra bunları hepsini toplayıp bütün vakaları tadad eden yayınlarımız çıkmaya başlayacak epidemiolojik olarak. Şimdi klasik tıp veyahut da hastalık tıbbı diyelim. Hastalandıktan sonra ki kısımla hastalanmadan önceki kısmın mantığı tamamen farklı. Şimdi bir tanesi bizim yaptığımız bakım. Yani şeyi götürüyorsunuz aracınızı, işte yağ koyuyor, diferansiyel yağını koyuyor, bilmem işte gerçi karbüratörde kalmadı ya arabalarda. İşte onlara bakıyor falan, klasik bakım yapıyor. Önleyici, koruyucu bakım yapıyor bizimki. Halbuki öbürü kaza yapmış arabanın kaportasını düzeltiyor. Şimdi ben ondan hiç anlamam mesela. Kaporta düzeltmek benim işim değil. Cerrahların işi, onkologların işi, işte bilmem yani hastalıkla uğraşan klinisyenlerin işi. Orada bozulmuş bir şeyi tamir etmek çok zor. Halbuki bozulmamış bir şeyin bozulmasını önlemek çok kolay. Burada değerli bir vazo var. Şimdi bunu ya kardeşim çocukların eline verme, işte masada uzağa koy, şunu yap, bunu yap, kırılmamasını sağlarım. Ama bu kırıldıktan sonra bunun tamir edilmesi çok zor. Tamir ettiğin zaman da hiçbir zaman tam orijinali gibi de olmuyor. O nedenle hastalık tıbbıyla sağlık tıbbı arasında önemli bir fark, bozulmadan önce yapılacakları planlamak, uygulamak çok daha kolay, hastalandıktan sonra çok daha zor. Çünkü hastalandıktan sonra bir tarafı düzeltirken öbür tarafı bozuyorsunuz. Yani bir de sistem biyolojisi yaklaşımı olmadığı için mesela onkolog arkadaşım diyor ki bana, ya diyor kardeşim ben diyor şu anda diyor kemoterapi veriyorum diyor. Aman diyor antioksidan kullanmayalım diyor. Güzel, sen bir noktadaki kanseri tedavi ederken o zaman başka bir yerdeki kanserin ortaya çıkması için veya kalp krizinin ortaya çıkması için zemin hazırlıyorsun. Veya işte birine gidiyorsunuz, size ağrınız için kortizon veriyor. Ya o kortizon, adam zaten muazzam bir stres altında, zaten sürrenaller canavar çalışıyor, kortizolü almış başını gitmiş. Sen inflamasyonu çözmek için bir de kortizol veriyorsun ama o şöyle bakıyor. Vallahi benim alanımla ilgili sorunu çözerim. Ötekini git psikiyatrist baksın senin şeyine, stresine diyor. İşte bu parçalanmışlık, bu bütünsel sistematik yaklaşımın olmaması hastalık tıbbını daha da zor hale getiriyor. Bir yeri yaparken öbür tarafı bozuyor. En güzeli bozulmayı önlemek ki bu mümkün bir şey. Çok teşekkür ederiz. Cem abinin bir yazılı sorusu var. Anlattıklarınız çok doğru ve çoğunluk tarafından kabul görmüş olmasına karşın insanlar yine de büyük ağırlıkla hastanelere gidiyorlar. Bu çelişkinin gerekçesi nedir diye sorarlar efendim. Bir, bu tip hizmetlerin yaygın ve kabul edilir olmaması. İki, mesela bugün öğleden sonra ben bir toplantıdaydım. Harvard mezunu, şu anda işte Türkiye'nin NATO'daki çok önemli bir bilim kurulunda üyelik yapan bir hanımefendi, bir profesör arkadaşımızla sohbet ediyoruz. İşte hocam sizin çalışma alanınızı falan anlattı. Ben dedim ki bu genetik yapılara bakarak şunları yapıyoruz. Aa evet dedi. Ben de dedi bunları biliyorum dedi. Arkadaşım dedi meme kanseri olmuştu. Ona hangi ilacın verileceği de dedi bu sizin yöntemle belirlenmişti dedi. Şimdi yani ben hanımefendiye şeyi izah edemedim. Ya ablacığım biz hasta olmadan önce önlüyoruz. Kafalarımız o kadar şartlanmış ki hastalandıktan sonra bu tamamen bir mental paradigma değişikliği gerektiriyor. Cem abinin sorusunun birinci ve en önemli cevabı o paradigma değişikliğinin toplumda sağlanması lazım. Yani insanlar
Bir de şu var ya, özellikle bizim toplumumuzda, hani yumurta kapıya gelmeden, canı acımadan şey yapmıyor. Buna gitmiyor veya benim başıma zaten gelmez diyor. Kendi kafasında somut hale gelmeden, hastalanmadan önce bir dakika şundan kendimi koruyayım demek istemiyor. Bazıları diyor ki ben diyor hangi hastalığa yakalanacağımı öğrenmek istemem. Biz diyoruz ki biz size hangi hastalığa yakalanacağınızı değil, hangi hastalıktan nasıl korunacağınızı gösteriyoruz. Ay ben diyor meme kanseri olacağımı, ya olmayacaksın. Bunu eğer şimdi tespit edersek önlem alabiliriz. Ama önlem almazsanız eğer hastalanırsınız. Bu mentaliteyi ben işte 25 yıldır yıkmaya çalışıyorum. Zor, hakikaten zor. Çok teşekkür ederiz efendim. Bir soru daha Sayın Haluk Velidedeoğlu'ndan. Bir paylaşımınızda bilim adına yapılanların üçte biri zararlı, üçte biri etkisiz, üçte biri yararlıdır demiştiniz. Bunu biraz daha açar mısınız? Erdem bunun neresinde diye sorarlar kendileri. Buyurun efendim. Sağ ol Haluk abi. Şimdi şöyle çok basit bir örnek vereyim. İlaç veriyoruz. Şimdi ilaçları vücudumuzdan atmaya sağlayan bir gen, sitokrom P450 geni, CYP1A1 geni. Şimdi bu gen gidiyor ilacı vücuttan atmaya vücuttan atıyor. Toksik madde çünkü ilaç, ondan uzaklaştırıyor. Demin sigara örneğinde verdiğim gibi eğer bireyde bu gen hızlı çalışıyorsa ilacı vücuttan hızla atıyor. O zaman ne oluyor? İlacın hiçbir faydası olmuyor. Bu gen çok yavaş çalışıyorsa, belirli bir seviyeye kadar çıkıyor ilaç ama ondan sonra vücutta kalıyor. Bu defa zararlı yan etkileri görülüyor. Başka organları zehirliyor vesaire. İşte o genin bu bireyde normal hızla çalışması lazım ki ilaç tedavi edici seviyeye ulaşsın, ondan sonra vücuttan atılsın. Ve bu üç genetik tipin toplumda yaygınlığı üçte birdir. Demek ki hızlı çalışana fayda göstermiyor, yavaş çalışana zarar veriyor, normal çalışana fayda veriyor. O halde yapılması gereken, bireylerin genetik yapıları bilinmeden ilaç verilmemesi lazım. Tabii bunu ilaç firmaları istemiyorlar. Şimdi üçüne birden satmak varken niye birine satsın? Düşün, ciro üçte bir oranına kadar inecek. Üçte üçten üçte bire inecek. Bununla mücadele halindeler. Bu alanın adı farmakogenetik. Farmako ilaç genetiği, yani farmakogenetik çalışmalarını ilaç geliştirmek için kullanıyorlar. Ama halkın kullanımına vermek konusunda vermemek konusunda çok dikkatliler. Bakın bir varfarin diye bir ilaç vardır. Bu pıhtılaşmayı önlemek için verilir. Ve bu ilacın eğer dozunu fazla verirseniz birey kanama geçirerek ölür. Dozunu az verirseniz de pıhtı atar ölür. Şimdi biz tuttuk işte o Hacettepe Teknokent'te 3 yıllık bir çalışma sonucunda Türkiye'de varfarin dozunu nokta atışı tespit edecek bir model geliştirdik. Ve gittik varfarini üreten firmaya bunu anlattık. Firma bize düşman oldu. Bakanlıkta falan filan bizim bakanlıkta yaptığımız öneriler, dosyalarımız kaybettirildi. Orada bu işe bakan daire başkanı bana düşman oldu falan filan. Çünkü niye? Eğer siz böyle bir testi, ben şöyle dedim, aa hocam ya yıllardır bizi bu yan etkilerle nasıl baş edeceğimizi çalışıyorduk. Allah razı olsun, sizi Allah gönderdi filan diye beklerken bir dayak yemediğimiz kaldı orada. Çünkü adamın 3 sattığı şeyi ben 1'e indiriyor olacaktım. Çok teşekkür ederiz. Sayın Cem Baysal söz istiyor. Buyurun, buyurun Cem abi. Bir dakika. Yazılı bir şey yazdı, tamam. Serdar, demin ki soruma devam ediyorum. Yani herkes bunu işte buradakiler gibi akıllarını yatmasına rağmen yine gidip hastaneye gitmeleri bir garip bir tutum gibi gözüküyor.
veya buna tam inanmış değiller ama belli ki sabah oturuma katılanlar gibi bunu bayağı destekliyorlar, beğeniyorlar falan. Acaba böyle bu garip demeyelim, bu belki şey değil yani, yabancı oldukları bir şey, öbürü akılları. Hani olur ya, biri senin çocuğunu çok beğenirsen, ama atak çocuk oradan oraya gidiyor, neler yapıyor filan. Ama sen öyle bir çocuk ister misin nice? Yok yok ben abi, benimki şöyle aklı başında olsun filan derler. Şimdi böyle bunun gibi. Ama acaba fiyat, ikisi arasındaki fiyat bu bir etken mi? Bunlar caydırıcı bir şey mi aradaki iki hastane ve doktor ile bu senin 7K yöntemin arasında fiyat farkı? Var mı ve caydırıcı mı o fark? Şimdi abi, önce şunu söyleyeyim. Ben yıllardır bunu kamu uygulasın diye mücadele ediyorum ve çok açık ve net, en küçük bir kişisel menfaatim olmaksızın. Eğer bu kamu uygulamasına geçerse, şu anda bizde birkaç bin euroya mal olan çalışma birkaç yüz euroya kadar düşer. Çünkü bir, şeyleri, analizleri Türkiye'de yapacağız ve günde 5.000-10.000 analiz yapacağımız için ve bunu bilgisayarlarla yapacağımız için ve de hizmet sunacak olan bireyler aile hekimleri olacağı için bugün benim sırtımda muazzam maliyetler olarak duran hiçbir şey kamunun sırtında maliyet olarak durmayacak. Doktor hazır, kirası verilmiş. Efendim, laboratuvar kamuya ait, kar amacı yok. Economies of scale var, on binlerce yapıyorsun. Bunu 50 euroya, 60 euroya, en fazla 100 euroya, çok yani bugünkü koşullarda, yarın bu sistemi kursak, ben bunu Türkiye'nin 100 euroya, 50 ile 100 euro arasında bir rakama yapmasını sağlarım. Önce onu söyleyeyim. Öbür taraftan bence bunun ekonomik boyutu önemli değil. Önemli değil. Burada asıl önemli olan bilinç. Bilinç de şu, bu artık işte hani aşağı yukarı 5.000 kişiyle çalıştım Türkiye'de. İnsanların bir soyutlama kabiliyeti olacak. Yani risk kavramını anlayacak. Şimdi bizde çizgi çizgi, kesik kesik arabayı sürüyorsun. O diyor ki işte burada sollama yapabilirsin. Öbür şeride geçebilirsin. Sonra düz çizgi var. Ne demek? Öbür şeride geçemezsin. Şimdi adam bunu sınavda yazıyor. Düz çizgi, öbür şeride ama otomobili kullanırken şöyle bir deniyor. Aa, geçiriyor öbür şeride. Yani oradaki çizginin soyut olarak öbür tarafa geçmeyi engellediğini düşünemiyor. Biz de ne yapıyoruz? Koca koca bariyerler yapıyoruz. Duvara çarpınca anlıyor öbür tarafa geçilmeyeceğini. Şimdi bizim toplumumuzda özellikle soyut düşünme oldukça zayıf. Bu soyut düşünme engeli en önemli. Yani olmamış bir şeyin olabileceğini öngörüp olmamış bir şeye karşı önlem almak önemli bir soyut düşünme şeyi gerektiriyor. Yani bu en azından bu hizmete ulaşacak gücü olan insanlarda dahi ben bunun algılanmadığını gördüm işte 2004 senesinden beri. Peki. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Pala efendi. Evet, iyi akşamlar efendim herkese. Tekrar beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Cem Bey, hepinize çok saygı sevgilerimi sunuyorum. Sevgili Serdar Bey gerçekten çok güzel bir sunum yaptı. %100 katılıyorum dediklerine. Bunu ben bir gıda hocası ve aynı zamanda da diyetisyenlere ders veren bir üniversite hocası olarak söylüyorum. Çünkü önemli olan şey de bizim devletin sağlık politikası ve bireylerin sağlık beklentisi genelde tedavi odaklı. Yani hasta olmadan kendi sağlığını pek düşünmüyor. Bu konuda sorunumuz var. Kaldı ki bu sadece sağlık alanında değil. Ülkemizde tüm insanların sorun algılamada zaten bir sıkıntı var. Yani ne demektir? Sorun canımızı yakıncaya kadar onu sorun olarak algılamıyoruz, kabul etmiyoruz.
Ama sorun can yakmaya başladığı anda da onu gidermeye kalktığımız zaman daha zor oluyor, daha pahalı, daha geç, daha sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla yani burada Serdar Bey'in söylemek istediği aslında bu koruyucu hekimlik dediğimiz herhalde. Bu çok önemli. Ben bir de bu sizin Serdar Bey şeyde grafikte verdiğiniz 10 trilyon dolar dünyadaki şey. Ben hep merak ediyorum. Bu tıp kongrelerine de ben zaman zaman çağırıyorlar. Ben de bir sürü tıp derneğinde üyeyim. Orada hiçbir zaman bir hastalığın ekonomisi hiç gündeme gelmiyor. Ben hep de söylüyorum. Diyorum ki ya siz tabii diyabet tamam 15 milyon %15'i Türk şeyinin 10 milyon diyabetli var Türkiye'de deniliyor. 12 milyon hatta. Peki iyi de bunun ülkeye maliyeti nedir acaba? Veya bir kanser hastalığı bunun maliyeti nedir? Acaba biz bunları bu konularda bir veri var mı? Çok merak ediyorum. Yani bunu ben çok önemsiyorum. Bir de dediğiniz bu yaşam şekli olayı gerçekten çok çok önemli. Çünkü o beslenme şekli, fiziksel aktivite, tütün, alkol kullanımı, stres yönetimi, çalışma koşulları gibi bir sürü faktörler burada. İşte bunların topluma anlatılması, bu beslenme konusunda da yine ben ona preventive nutrition diyorum. Yani böyle yapmak gerekiyor. Yani insanların şu anda diyetisyenlerin %90'ı insanları obeziteden kurtarmak için çalışıyor. Yani halbuki bir koruyucu bir beslenme şeyi yok. Bu özellikle bu hastalık ekonomisi konusunda fikrinizi merak ediyorum. Acaba hiç elinizde veri var mı acaba? Diyabette, kanserde, ne bileyim kalp damar hastalıklarında Türkiye'ye neyi maliyeti var acaba ülkemize? Bu konularda bilginizi rica edeceğim. Tabii. Teşekkür ederim. Şimdi, benim eğitimim tıptan sonra hukuk. Hukuktan sonra da London School of Economics'te sağlık ekonomisi okudum. Ve sağlık ekonomisinin en temel iki kavramı. Bir tanesi maliyetler, bir tanesi de talep. Maliyetleri ve talebi bileceksiniz ki şeyi bilesiniz. Ve işte rahmetli Özal dedi şeyin başına getirdi. Türkiye Milli Sağlık Politikası'nın başına getirdi. Biz çalışmalara başlayacağız. Müsteşar Bey işte beni çağırdı. Biz başladık. Ya Türkiye'de genel sağlık sigortası işte başbakan talimatı bu alanda sen çalışacaksın falan. Ben de böyle 28 yaşında ama hakikaten zehir gibi gece gündüz çalışan bir bürokratım. Şimdi biz gittik. Ya elimizde ne hizmet kullanımı talep verisi var ne de maliyet verisi var. Sıfır. Ve o zaman Hacettepe Üniversitesi'nden Allah selamet versin Mehmet Tokat Hoca ile beraber Londra York Üniversitesi'nden Profesör Mark Wheeler, Lancet of Economics'ten Profesör Brian Abel Smith'i falan Türkiye'ye getirdik. Ve bir araştırma dizayn ettik. Bu araştırmalara işte saha çalışmaları falan. Ama bizim bunları toplayıp da veri olarak elimize almamız aşağı yukarı 2 yıl sürecek. Bu sırada bakan değişti. Allah selamet versin. Halil Şıvgın bakan oldu. Şimdi bakanım gayet iyi tanıyacaktır. Müsteşar beni aradı. Serdar dedi gel buraya dedi. Gittim. İşte dedi sayın bakanım dedi. Bu çocuk dedi çivi gibi çocuktur. Çakın dedi yere girer dedi. Genel sağlık sigortasını dedi. Biz dedi Serdar'la yapacağız dedi. Halil Bey döndü. Yapabilir miyiz dedi. Müsteşara bakarak. Yaparız efendim yaparız dedi. Kaça çıkar dedi. Müsteşar Bey şöyle tavana baktı. Valla 300 milyar filan oldu dedi. Ben şimdi hayretlere düştüm ya. Nereden çıktı bu rakam? Biz böyle bir rakama ulaşmak için 2 yıllık bilmem İngiltere'den benden uzmanlar getirdik. Ben de attık araştırma dizayn ettik. 2 sene sonra sayıyı bulacağız diye bekliyoruz. Halil Bey öldürücü bir soru daha sordu. İlaç dahil mi dedi. Müsteşar Bey şöyle tavana baktı. Katarız efendim. Katarız katarız dedi. Şimdi bakan gitti. Ben dedim ya sayın müsteşarım siz bu rakamları biliyor idiyseniz biz aylardır gece gündüz iğneyle kuyu kazar gibi bunları elde etmek için uğraşıyoruz. Şöyle sırtıma vurdu.
politikada dedi cevap vereceksin. Bakan bir şey sordu mu dedi cevap veriyor. Şimdi ben o günden bugüne şöyle bir yeni yöntem kullanıyorum. Bilimsel araştırmanın olmadığı yerde TBOY yöntemi kullanılır. O da nedir? Tavana bakarak olsa olsa yöntemi TBOY derim. Müsteşar Bey'den öğrendiğim yöntemdir. Yani 1988'deki halimiz buydu. Sonra yani orada hiç tevazu göstermeyeceğim. Benim müsteşar muavinliğim yıllarında biz Türkiye'de hastanelerde maliyet muhasebesi sistemini kurduk. Bugün arzu edildiği anda hangi hastalığın kaça mal olduğunu ben şu andaki Sağlık Bakanlığı'nda kurmuş olduğum sağlık enformasyon sistemi ki onu da AKP hükümeti zamanında kurulmasını sağladım. 3 gün içerisinde herhangi bir hastalığın bütün maliyetini çıkartırım. Ama ilaç firmaları mesela diyabet örneğini verdiniz. Novo Nordisk veya Sanofi Aventis bunlar diyabetin baba firmalarıdır. Böyle bir hesaplama yapılmasını kat'i surette arzu etmezler ve bunun yapılmamasını da Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı içerisindeki networkleriyle becerirler. Eğer imkanınız olursa internetten şu kitabı edinmenizi tavsiye ederim. Benim elimde örnek kalmadı, bir tane kendi nüsham kaldı. New Ideas to Redevelop America. Amerika'yı geliştirmek için yeni düşünceler. Amerika'da yayınlanmış Macmillan'ın yayınladığı bir kitaptır. Bu kitabın içerisinde orijinal olarak bu 20 tane rapor. Obama'nın ikinci seçim döneminden önce dünyada 20 uzman arandı ve dediler ki ya Amerika'ya kendi sektörünüzde akıl verin. Amerika'nın ne yapması lazım diye akıl verin dediler. Beni aradılar. Siz dediler Avrupa Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa bölgesine sorduk. Bu işi yapsa Doktor Savaş yapar. Serdar konuyu biraz dağıttık galiba. Bir toparlayalım mı cevabını? Abi tam işte tam sorunun cevabına gidiyor bu. Hay Allah çok önemli. Çok önemli. Uzun sürdü cevaba gelişin ama neyse. Ya sunumu kısa tuttuk ki bunları anlatalım diye. Şimdi ve o kitap o raporlar ulaştı ve sonra kitap haline geldi. Benim orada anlattığım Amerikan sistemindeki Türkiye sistemiyle birbirine çok benzer. Giderilmesi için yapılan hastalık bazında maliyet çalışmalarını Obama Amerika'da yaptıramadı. İkinci dönemi bitti, yaptıramadı. Çünkü hastalık sektörü bunların yapılmasını Amerika'da dahi engelledi. İşte onun için o 10 trilyon o kadar muazzam ki senatörde satın alıyor, müsteşarda satın alıyor, herkes satın alabiliyor. Ve temel problem dünyadaki hastalık bakış açısının bu işten 10 trilyon ciro elde edenler tarafından devam ettirilmesidir. Bu sadece Türkiye'nin değil, insanlığın sorunudur. Onun için sorduğunuz sorunun cevabı teknik olarak mümkün. 3 günde yaparım ama kimse yaptırmaz bana. Peki. Çağatay hem öyle bir soruyu öbür el kaldı. Sayın Güzide Soykan efendim buyurun. Sonra da bakanıma söz vereceğim. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu güzel sunum için. Şahsen çok bilgilendim. Benim sorum biraz spesifik olacak. Alzheimer yani sağlıklı yaşam sürdüren bireyler bile belli bir yaşın üstünde olma olasılığı çok olağan olan günümüzde ve de çok zor bir hastalık olan Alzheimer'la ilgili olarak bu bahsettiğiniz türde yani biraz önce otomobili bakıma götürmek bir de işte kaza olduktan sonra götürmek bağlamında bunu soruyorum. Bu genetik testler ve araştırmalarla
gerçekten Alzheimer'ı önleme konusunda bir yol kat edebiliyor musunuz? Bunu bilmek tabii, istiyorum. Tabii, teşekkür ederim. Çok net kat ediyoruz. Çünkü Alzheimer'a yol açan genler, bu bir aile. Bu aileyi incelediğimiz zaman kimin daha çok, kimin daha az yatkınlık olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu yatkınlıktan sonra bireyin nasıl yaşadığı, o güne kadar neler yapmış olduğu. Mesela biliyorsunuz bir zamanlar bu mide ekşimesi için kullanılan talsit'ten de önce dank vardı. Hatta adı alüjel olan bir ilaç vardı. Şimdi bunlar alüminyumlu ilaçlardı. Ve bunlar Alzheimer'i vücutta alüminyumun birikmesini sağlayarak tetikleyen şeyler. Ayrıca damar sağlığı ile ilgili ateroskleroz dediğimiz, damar kireçlenmesi dediğimiz şey, beynin oksijenlenmesini engelleyen serbest radikallerin kimyasal etkileri gibi yüzlerce farklı faktör var. Biz ne kadar erkense o kadar iyi, ama 65 yaşında da başladığımız çanımız oldu, 70 yaşında başladığımız da oldu. Genetik yatkınlığı olanlarda ve işte ağır metallerini tespit ettiğimizde, beyindeki nörotransmitterlerini kimyasal olarak tespit edip işte orada şu az bu çok, bunları gördükten sonra bunları süratle düzeltmek, ağır metal şelasyonu yapıp onlardan kurtarmak, sonra beynin kanlanmasını artıracak destekler vermek, hormonlar vermekle önlemek mümkün. En azından eğer çok ilerlemiş, yani ilerlemiş derken hastalık başladıktan sonra benim faydam dokunmaz. Hastalık başlamamış ama yaş çok ilerlemiş. En azından bulguları hafifletecek önlemler almak mümkün. Ama yani bugüne kadar benim Alzheimer'e yakalanan danışanım olmadı risk taşıyanlar içerisinde. Yani bunlar da aslında çok böyle önlemek için yapılacak olan şeyler de çok böyle uzay bilimi falan değil. Beslenme çok önemli. Alzheimer'de beyin enerjiyi kullanamıyor. O halde bizim beynin kullanacağı enerji türü yaratmamız lazım. Beyin şekeri kullanamıyor Alzheimer'de. Peki neyi kullanıyor? Efendim, keton cisimciklerini kullanıyor. O halde benim beyine ulaşacak keton cisimcikleri oluşturacak şekilde beslemem lazım. Mesela şu önerimi, Alzheimer'e yatkınlığınız olsun olmasın, hepiniz yapın. Her gün mutlaka bir kahvenin içerisine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyun. Kahvenizi öyle pişirin, öyle için. Hem acayip lezzetli bir şey, hem de keton cisimcikleri. Keton cisimciği oluşturmanın beyninize en ufak bir zararı yoktur. Ama faydası çoktur. Mesela bunlardan bir tanesi. Bunun dışında bir sürü tabii başka önlemler var. Ama bu kahve ve Hindistan cevizi uygulaması çok kolay olan bir şeydir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Savaş. Sayın Hüsnü Doğan Bakanım, buyurun efendim, söz sizde. Efendim, önce Serdar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir konu. Fakat tabii çok dallı budaklı bir konu. Yani sistemin buraya gitmesi için önce yani tıp eğitiminde de büyük değişiklikler lazım. Toplum anlayışında büyük değişiklikler lazım. Siyasi yaklaşımlarda, işte anlatmaya çalıştım tüm bunları, çok önemli değişiklikler lazım. Ama bu öyle görünüyor ki kaçınılmaz bir şekilde bir gün bunlar ileriye doğru giderek artacak. Şimdi mesela ben kaç tane doktora sordum. Ben de tansiyon da yüksek, hap kullanıyorum. Şekeri de çok yükseklerde değil ama düşük bir ilaçlarla şey ediyorum, kontrol altına tutuyorum. Ama hem şekercilere, diyabetistlere hem de bu tansiyon için gittiğim arkadaşlara sordum. Diyorsunuz ki tansiyon 12-14'e.
Yani 8-12 arasında olacak. Veya değişiyor bazen. Ya iyi de bünyeye göre bu çok farklı olması gerekmez mi? İşte neden? Bir insanlık ortalaması alıp bunu herkese uygulamaya çalışıyorsunuz. Bunun bir manası yok. Aynı şekilde efendim o da doktordan doktora, ülkeden ülkeye değişiyor. Aşık şekeriniz yüzü geçmeyecek. Bir kısmı öyle diyor. Bir kısmı 120'yi geçmek diyor. Tokluk şekeriniz bir kısmı diyor ki 140'ı geçmeyecek. Bir kısmı 160'ı geçmeyecek. O gün biri de bana 180'e kadar yiyebilirsin. Şimdi yani bir nevi Paris modası gibi değişen bir takım yorumlar da var. Onun için bu tedavinin bu gelişen şeye göre özellikle bu elektronik sistemlere, dijital sistemlere göre tamamen kişisel baza inmesi lazım. Hatta müsaade ederseniz ben şu yorumu yapabilir miyim? Yani bu kompütürler kuantuma falan kaydıkça öyle gelecek ki bu alet edevat bütün tespitleri yapacak. İnsanlar da yorum yapacaklar, uzmanlar sadece. Hafif bir yön verecekler. Hatta bu bütün meslekler için olacak. Sadece hastalık için, tıp için değil. Bu mühendislik için de olacak. Öbür noktalarda olacak. Bakın bir ChatGPT çıktı. Her şeyi allak bullak etti. Geçenlerde bir iki yazı okudum. Artık programcılar yavaş yavaş ortadan silinecek diye iddialar var. Programcılar, yani programcıları bu gelişen teknoloji, bu yapay zeka yavaş yavaş piyasanın dışına çıkaracak diye çok büyük iddialar var. Ve şey iddialar ya, ciddi iddialar bunlar. Şimdi bütün yaratıklar, bütün karıncadan böceğine, bakterilere kadar, mikroplara kadar her şey atomik inşaat. Hatta atomun yapısına girersen daha da derinleşebiliyorsunuz. Biliyorsunuz atom altı parçacıklar var. Yani bu işin dibini bulmak hiç de kolay değil. Yani kuantum çok şeye çözüm getirdi ama kısmen getirdi. Şu oluyor. Şimdi benim kafamdaki soru şu. Bundan 50-60 mı 70 sene evvel bir belki de Asimov'du bilemiyorum yani. The End of Eternity diye o zaman çok sükse yapmış bir işte bu şey filmlerden film diyorum romanlardan biriydi meşhur bu uzay seyahatleri şunlar bunlar işte Asimov ismini de zikrettim ya şimdi orada bilim o kadar ilerliyor ki İnsanların bir kısmı geleceğini biliyor. Her an ne yapacağını şartlara göre tahmin ediyor. Ve bu nereye kadar gidiyor? Ne zaman öleceğini de biliyor. Bu oraya gidiyor. Yani bütün bu denilenler oraya gidiyor. Fakat bir cemiyette başka bir toplumda geleceği bilmiyor. Ama neticede
Geleceği bilenler çöküyor, geleceği bilmeyenler yaşamaya devam ediyor. Yani onun için bu konu daha çok mücadele gerektirecek gibime geliyor. Serdar Bey bunu kibarca ifade etmeye çalıştı. Bunun zorluklarını biliyorum. Yani bir taraftan büyük sanayi insanları obeziteye götürmek için çalışıyor. Tıp alemi de veya işte önleyici tıp şey, tedavi dediğimiz, hatta tedavinin ötesinde şeyler var. Önceden tedbir alma, Serdar Bey'in anlattıkları. Biz de bunun aksini yapmaya çalışıyoruz. Ama o sanayiler büyük. Bir taraftan siyasi taraftan bakarsanız da siyasilerin de onlarla baş etmesi mümkün değil. Çünkü orası çok büyük bir istihdam yeri. Siyasiler dünyada her tarafta, rejim ne olursa olsun her şeyden vazgeçerler, istihdamdan vazgeçemezler. Onun için bu mücadele çok yavaş gidebilir ama eninde sonunda galebe çalacağından eminim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Savaş, bir katkı ya da yorum olur mu Sayın Bakanımın ifadelerine? Valla Sayın Bakanım her zamanki tarzıyla bu kadar güzel ta meselenin köküne inerek analiz etti ki ekleyeceğim hiçbir şey yok. Yeter ki Sayın Bakanımın anlayışına sahip karar vericiler artsın memlekette. Mesele aynen bu. Yani oradaki engeller, büyük sanayinin menfaatleri şey tarafından, karar vericiler tarafından kontrol altına alınamıyor. Yani becerilemiyor. Yani Obama'nın çok iyi niyetle bu alanda mücadele etmek istediğini biliyorum. Adam programını şey yaptı. Yani o kitabı bulursanız orada benim yazdığım şeyi okuyun. Daha sonra ikinci döneminde Obama hakikaten büyük bir samimiyetle çalıştı. Amerikan başkanı bunu başaramadı ve kendi zaten başkanlıktan sonra öz eleştiri yaparken de ben dedi sağlık sisteminde arzu ettiğim şeyi başaramadım dedi. Bu işte yani kapitalizmin karanlık yüzünün yansımaları bunlar. Onun için buradaki kontrol mekanizması toplumun bilinçlenmesinden geçiyor. Şu anda biz hastalığa şartlanmış. Mesela tıp eğitiminde Sayın Bakanımın dedi yani tıp eğitiminin değişmesi lazım. Şimdi tıp eğitimini veren hoca. Hoca bunu nereden öğrenmiş? Kendi hocasından öğrenmiş. Peki biz okulda öğrendiklerimizin üzerine yeni bilgileri nerede koyuyoruz? Tamamen kongrelerde. Kongredir tıp eğitiminin devamını sağlayan, sürekli tıp eğitimi denen şey kongredir. Katıldığınız kongreden puan alırsınız. O kongreler sizi doçent yapmakta, profesör yapmakta etkili olur. O kongrelerde gider bildiri sunarsınız. Peki bu kongreleri, o araştırmaları, o bildirileri kim finanse eder? Endüstri finanse eder. Bugün endüstrinin finanse etmediği kongre yoktur. Ve ben o nedenle mesela çok az kongreye giderim. Çok az yani şeyinden çok emin olduğum şeyle bir ortak Mehmet Pala hocamla ortak bir dostumuz var. Nezih abi, Nezih Hekim. Nezih Hekim'in organize ettiği kongrelere giderim Türkiye'de. Ben yurt dışında da bir iki tane güvendiğim şey vardır, dernek. Onlarınkine giderim çünkü öbürlerine gittiğim zaman o kadar inandırıcı şekilde bana anlatılır ki ama onun arkasında ilaç sanayinin çarpıtılmış araştırmaları vardır veya başka sanayilerin çarpıtılmış araştırmaları vardır. O nedenle hocalar işte bu kongrelerde yetişir. İyi niyetli adam onu öğreniyor, geliyor öğrencisine bunu aman diyor bunu tıp şeyinin eğitiminin içine alalım diyor. Halbuki şunu dese ki hükümet bir dakika kardeşim
Sen tıp eğitiminde bir yıl hastalıklardan korunmayı öğreneceksin. Beslenme ya, tıp fakültesinde beslenme öğretilmez mi? Beslenme bilmez hiçbir hekim. Bütün hekimler hastalıklarda beslenmeyi, diyabette nasıl beslenir, böbrek yetmezliği nasıl beslenir, kanserde nasıl beslenir bunu öğrenir. Ama sağlıklı insanı şu hastalıktan korumak için nasıl beslenir? Öyle bir şey bilmezler. Ve 180 derecede çatışırlar. Canan Karatay tereyağı et yeder. Murat Kınıkoğlu ağzına yağ koyma, et koyma, sırf ot yeder. İkisi de kardiyolog bunlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Savaş. Efendim benim de bir sorum var. Kendi pratiğimizden. Ben kendim de Nur Hocam da beyin cerrahisi uzmanıyız. Ben özellikle de çocuk beyin cerrahisi, omurilik cerrahisi üzerine çalışıyorum. Halk sağlıkçıların bizden çok daha vakıf olduğu bir sorunumuz var. Spina bifida, orta hat kapanma defekleri. Bu tablo ile gelen, benim bildiğim, benim pratiğimde herhalde 600 tane bebeğim olmuştur benim. Bunlar çok geniş bir yelpaze. Tabii ki bu tedavide folik asitin çok önemli yeri var. Şimdi ben o soruyu sormak istiyorum. Bu spina bifidanın koruyucu tedavisinde, folik asit tedavisinde dünya, Avrupa ve biz neredeyiz? Neler yapılıyor, neler yapılmalı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Şimdi Türkiye bu konuda bir mesafe kat etti. Fakat hala hekim arkadaşlarımızın kavrayamadığı bir şey var. Hala ortalama değerlerde anneye ve çocuğa folik asit veriliyor. Şimdi işte o folik asit, mesela ben gebelik dönemindeki folik asit toplum ortalaması 400 mikrogramdır. 5 grama, bakın 400 mikrogram toplum ortalaması, benim 5 grama çıkarttığım, hamilelikten önce 6 ay müddetle 5 gram kullanmadan katiyen gebe kalmayacaksın dediğim hastalarım var. Çünkü Çağatay abi, bakıyoruz şeye, hastanın MTFR geri çalışmıyor, MTR geri çalışmıyor, MSTRR geri çalışmıyor. Yani folat metabolizması, tek karbon metabolizması ile ilgili bütün genler alır çekim çalışıyor. Ya şimdi sen buna 400 mikrogram vererek bir şey elde edemezsin kardeşim. Onu ben 15 katını veriyorum. İşte bu da ama yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Kadın doğumcu arkadaşlara işte anlatmaya çalışıyoruz. Elinizi korkak alıştırmayın diyoruz ve mutlaka genetik analiz yaptırın şeyinizde, kadınlarda ve eğer homosistein metabolizmasında, tek karbon folat metabolizmasında bu tip bir yavaşlık varsa çok yüksek doz kullanın diyoruz. Ve rakamınıza da şaşırdım yani, 600 tane spina bifida görmüş olmanız da hakikaten problemin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben yazılı ve sözlü soru göremiyorum. Sayın konuşmacımıza ve sayın yorumcumuza çok teşekkür ediyorum. Ben sözü Cem Baysal abime bırakıyorum. Buyurun Cem abi. Çok teşekkürler Çağatay. Senin her oturumda performansın artıyor. Gerçekten. Biraz daha sık seni moderatör. İsviçre treni gibi 22.30'da bitirdi Çağatay abi. Ay. Bak. Sen abiliği terfi ettin Çağatay. Başta beydin, şimdi abiliği terfi ettin. Tamam. Serdar Hocam 2 yaş büyük benden abi. Sağ olsun. Nezaket gösteriyor. Sağ olun. Serdar mı 2 yaş büyük? Evet. Kendisi 60 doğumlu yanlış bilmiyorsam. Ben 62 doğumluyum. Valla ben aranızdaki yaş farkı 15 falan gibi gözüküyor. Boşuna Serdar, abi. Senden bir şey isteyeceğim lütfen. Evet. O bahsettiğin aşağıda chat üzerinden bahsettiğin kitabın adını yazar mısın bir? İkincide de sana bu konuda başka yani özel veya genel danışmak isteyenler olabilir. Onu ortam üzerinden yapmak istemeyebilirler. Yine chatte e-mail adresini yaz. Ama şu anda biraz daha bir şey yapalım. Fakat herhalde soru yoksa o zaman sen onları yaza dur. Benim bir duyurum var. Şimdi
bir spot oturum, ara oturum yapıyoruz. İki gün sonraya, iki gün sonra Cuma akşamı, bir dakika Yıldırım çıkmadan beni dinle, bak önemli bir haber. İki gün sonra Murat Karayalçın konuşacak. Başlığımız iki seçimden elimizde kalanlar. Çok duyurma vakti olmadı. Çünkü ancak pazar akşamı konuşabildik Murat Bey'le. Murat Bey daha önce bize Türkiye'nin yakın geleceği oturumunda konuşmacımız olmuştu. Yani bu ilginç bir şey, ilginç bir başlık olacak. Ana başlık aslında, doğrusu nasıl bu kadar çok oy alabildi gibisinden bir şey. Yani her iki aday için de bu geçerli. Kemal Kılıçdaroğlu da Recep Tayyip Erdoğan açısından da bunlar biraz çelişkili gibi gözüküyor, ama yani birisi bu kadar daha mı azalacaktı da, neyse. Özet olaraktan Cuma akşamı Murat Karayalçın konuşacak. Murat Bey bilirsiniz, onun bir bence efsane projesi vardı. Hüsnü Bey rakip partiden olduğu için katılmayacak benim söylediğim, ama sesini kapadın değil mi sen bu şeyin Hüsnü Bey? o bir Ankara'da KenCoop projesini yürüttü. Gerçekten Ankara'nın efsanevi projesiydi o. 1980-90 arası. Ankara'ya belediye başkanlığı yaptı. Sovyet Partisi vardı, genel başkanlığını yaptı. Başbakan yardımcısı oldu. İşte böyle bir takım görevler üstlendi. Ve bu seçimlerde de çok yoğun çalıştı. Ben katılmanızı öneririm. Ama karar sizin. Ben onun geçenlerde yaptığım duyurusunu belki bu akşam bu oturumdan sonra veya yarın yeniden tekrarlarım. Onu ilgilenenler kaydolabilir. Misafir de çağırabilirsiniz. Peki, ben herkese Serdar'a tabii mutlaka, Nur Altınörz'e, Çağatay'a iyi bir performans çıkaran Çağatay Önal'a ve tüm katılımcılara, baştaki sabrınızdan dolayı da katılımınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Cuma görüşmek üzere, biliyorsunuz. Öbür çarşamba ise biraz daha önce söylediğim politikanın cinsiyeti var.